Merhaba. Merhaba. Tam röportaj yapmaya hazırlanıyorduk, iki tane güzel ablam dedi ki ne yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz, sorayım dedim size. Evet. Ne soracaksınız? Sizce evet. Ne sorabilirim size? Emeklileri sorabilirsiniz. Siyaset mi? Siyaset. Ya aslında neredesin ya, Bilal? Ben şey yapmam. Şimdi şöyle, siyaset değil ama siyasetçilerin yaptığı çok enteresan açıklamalar var. Mesela Mehmet Şimşek var. Tanıyorsunuz Mehmet Şimşek'i? Evet. Bakın şöyle çok enteresan, tane tane okuyayım ki siz, ben anlayamadım açıkçası ne demek istiyor. Siz anlayabilecek misiniz? Demiş ki Mehmet Şimşek, enflasyonda ve bütçe açığında hedeflerini 2024'te, 2025'te, 2026'da tutturacağız. Hedefleri. Peki bir dakika, bitmedi. Bitmedi. Şimdi ne anladınız buna? 24, 25, 26'da tutturacağız. Hedefimiz toplumumuzun, milletimizin refahı. Bize güvenin demiş. Peki. Ne dersiniz? O günü göreceğiz mi? Milletvekillerine bu kadar verirken hiç vicdan yok. Peki emekli 10 milyarla nasıl geçinecek? Kiralar olmuş 10 bin, 15 bin lira. Nasıl geçinecek ablacığım? Nasıl geçinecek? Yarına çıkacağımız meçhul. Niye sayıyı uzatıyor? Mehmet, ben anlamadım. Şimşek, buradan benim sözüm şu. Düşünürken önce milletvekilini nasıl düşünüyor, memurunu nasıl düşünüyor? %80 8.777'si yani zamı istiyoruz. Emekliler artık daha tamam, fazla ablacığım, acı çekmek istemiyor. Tamam da Sayın Erdoğan dedi ki bunu yaparsak bu seyyaneni memurlara maaş veremeyiz dedi. Bu neyin itirafı? Yok. Ekonominin, yok. Kasanın evet. itirafı. Ekonomi bitti. Ekonomi yok, diye bir şey yok. Diyor. Artık ki onlara var, niye bize yok? Evet, artık emekli 1 kilo, eskiden kasaplarımız ne yapıyordu? Köpeklerine veriyordu. Şimdi emeklileri 1 kilo kemik için kuyruğa giriyorlar. 365 lira vereyim diye kuyruktayız. Yazık bize. Hadi de yazık. Şey yani zam istemiyor. Biliyorum. Niye o kuyruk, niye var? İşte orası hayır, şeyine. Hayır, onda da para varmış o yüzden. Hayır. Parayla alakası yok. Parayla hiç yok. Bak ben ilikli kemiği alıp da kaynatıp çorba yapmak için. Et alamıyor. Anladın et mi? Alamıyor. Artık emekli et alamıyor ve geçinemiyor. Eti ama, görecek kimse kalmadı ama yani. Ama şimdi siz böyle konuşunca bir kesim de diyor ki ya kardeşim siz nankörlük ediyorsunuz. Ya nankörlük sabretmiyorsunuz. Ne alakası var? Sabredin işte Mehmet Şimşek'le okuduğum orada diyor ki. Sabredin. Ya benim yarına çıkacağım kısa ve öz söylüyorum. Değil garantim sandıkta yok, sandıkta görüşeceğiz. Ama yeni bitti, sandık geldi. Görüşmediniz mi? Sandıkta görüşeceğiz. Siz verdiniz mi daha önce AK Parti'ye? Evet, bu zamana kadar verdik ama bundan sonra yok. Yok. Yalan söylüyorum, ben vermedim AK bundan Parti'ye. Bundan sonra yok abicim. Uyarmadınız mı arkadaşınızı? Söylüyorum, ben vermiyorum. Niye vereyim? Nasıl kandırıldınız ablacığım? Neye kandınız? Bak arkadaş. Hep verilmeye kandırıldık benim ama doğru, asla verilmek. Benim bak. Ha, şunu da belirtiyorum. Asla makarnacı değilim. Emeğimi istiyorum sadece. Bak. Sadece emeğimi. Ve kalkıp da AK Parti tamam, herkesi düşünüyor, iyi güzel. Ulan bir de dulu yetimi düşünsün. Ben dul aylığı almak için kocamın öldürmem mi gerekiyor? Ne yapacağım? Oo, ya? Bir dakika. Ha? Ya çok enteresan ben bir senaryo yazdınız. Ama yani hayır. Dul arkadaş bak. İçin kocamı. Evet ben yapmayın, boşandım. Sakın öyle bir şey yapmayın. Yani. Hayır bak ben boşandım. Anladım. Diyorum. Ha. Ama benim çoluğum çocuğum bana bakıyor elime. Ama gelip de bana bakmıyor. Demiyor ki senin elin ekmek tutasıya kadar ben sana yardımcı olayım. Elin ekmek tutunca da tamam diyeyim. Çalışma ama arkamı yok mu ablacığım? Hayır. Benim küçücük çocuğum var. Kimse bakmıyorsa ne yapacağım ben? Aç mı oturayım evde? Küçücük el kadar çocukları kime bırakacağım? Güvenip de. Buradan ben yok. Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. O ne süt diyor. Ben... Süt parası diyor. Ya süt parası verdiği süt zaten 30 lira olmuş, 50 lira olmuş ya. Ne ki çocuk kaç gün onu idare edecek? Süte su mu katayım ayı getirmek için? Onun için hiç kusura bakmasın AK Parti kendi gemisini doldurdu. Fakirden, fukaradan, vergisinden aldı. Hani benim hakkım nerede? Hani benim çocuğumun emeği nerede, ekmeği nerede? Hiç kusura bakmayacak. AK Parti'ye ne oy veririm ne de gelip de bak bana geliyor diyor ki benim partime üye ol diyor. Katıl diyor. Üye oldum. Ne oldu? Hani gelip de beni bir kere senin işin var mı, aşın var mı? Şimdi nerede geliyorlar? Ha. O seçimde. Şimdi belediye 365 geliyor. Günün sonunda abicim, geliyor yok. Bana. Kusura zaten bu sene ona vermedim. Ben ona vermem. Belediye seçimlerinde gene ona oy yok. Ben sadece hakkımı istiyorum. Mehmet Şimşek'e bir şey diyecektiniz. Mehmet Şimşek'e şunu söylemek istiyorum. Kademeli emeklilik diye bir şey vardı. 3600'den emekli olan da benimle aynı parayı alıyor.
Ben 5080 gün yapmışım ama aynı parayı yine alıyorum. Ben niye çalıştım 5800 güne ama emekli olabilmek için? Mehmetçik çek yapmadı biliyorsunuz değil mi? Erdoğan yaptı. Sayın Erdoğan, Erdoğan bütün yetki yaptı. Onda. 99'da 70'ten maaş bağlanırken bizlere 28'den bağlandı. Ben tekrar %70'e çıkmasını istiyorum. Artı benim... Bence Mehmet Şimşek'e değil Sayın Erdoğan'a seslenin. Evet Sayın Erdoğan oy sana da seslenin. Oy verdik ama ben şeyimi istiyorum, hakkımı istiyorum. Buradan sesimizi de duyurmak istedik. Oy yok diyorsun. Oy yok. Oy yok. Belediye seçimini unuttu. Merhaba abicim, merhaba. Nasılsın, iyi teşekkür misin? Teşekkür ederim. Buyurun. Ekonomiyle ilgili soruyoruz. Sayın Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. 2026, 2024, 25, 26'da hedeflerimizi tutturacağız dedi. Bize güvenin dedi. Ne dersiniz? Valla evet. Ben inanmıyorum. İnanmıyor musun? Hiç inanmıyorum. Niye ya? Valla gizgide bak. Şey çok ilginç, çok özür dilerim. Kusura bakmayın, şu gözlüğü de çıkarayım. Diyor ki 2024, içinde olduğumuz yıl 2025 ve 2026'da hedeflerimizi tutturacağız. Evet. Artık hangisi olursa. Valla ben inanmıyorum. Şu anda bak çarşıda geldim, inan ki bir şey al. Hiçbir yere gidip bir şey alamıyorsun. Durum çok kötü. Kötü abi. Çok kötü, gerçekten çok. Yani şimdi et baktım, eti kilosu 500-600 lira. 500-600 500-600 eti kilosu. Şimdi geldim şeyde, kuzu puzula 1 milyar. Hı-hı. Yani bu nasıl durumu gidiyor ben anlamadım. 500 nerede şeyde mi? Şurada hemen şurada Pumara'da. Normal kasapta tabii, değil. Tabii, 500'e normal. Mi geldi ya? Tabii, vay 500. vay. Bir 500, dakika. Ben şimdi geçen gün benim oğlum Hollanda'da. Evet. Hollanda'dan marketten oradaki bizim Migros'a işte her bir marketten bana evet. bir et fiyatı göndermiş abi. Evet. Arkadaşlar şuraya da siz de göresiniz diye paylaşacağım. Oğlum bana şeyden gönderdi. Şöyle bir göstereceğim abiciğim. Bak bu Hollanda'daki fiyatlar. Evet. Türk lirası ile 250 lira. Hollanda'nın en iyi marketinde kıymanın kilosu. Oraya gidelim o zaman. Bakın arkadaş şöyle bak. Şöyle şu kıymayı kilosu 250 lira. Keşke bize gelseydi bu. Bir dakika ama. Valla şimdi arkadaşlar, sordum. Bak şimdi sordum şu anda 370 lira kıymanın kilosu. 370 lira. 500 lira etin kilosu. Etin kilosu 500 lira. 500 lira. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. Hollandalılar maaşlarını euro ile alıyorlar. Euro ile mi? Sen neyle alıyorsun? Vallahi sen euro ile kazanıyorsun. Ben maaşımı şimdi atarım. Çarşıya girsem yine bir kuruş kalmaz bende. Bitti. Ne olacak yapayım. Abicim ya? Allah yardımcınız olsun. Ne diyeyim? Şimdi hala şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Sayın Erdoğan, son seçimden önce yeni yaptık daha. Geçen evet, Mayıs'ta ve Haziran'da iki seçim yaptık. Dedi ki bizi seçin. Evet. Bizi niçin seçin dedi. Ülkeyi refaha, huzura kavuşturacağız tabii diye. Tabii. Hayat pahalılığı olmayacak diye. Doğru mu? Vallahi doğru. O dönemden bugüne ne zamlar geldi abi? Vallahi ne zamlar geldi gerçekten. Sen oy verdin mi? Vallahi ne diyeyim, ben vermedim. İşim rahattı. Ha, rahat vicdan. Rahat, vicdan rahattı. Tamam, çünkü bazıları evet. diyor ki, yani senin gibi düşünüyor, yani şöyle diyorlar, oy verdim vicdanen rahatsızım diyorlar. Yok vallahi ben vermedim, rahattım. Rahatsın. Ben rahattım. Şimdi belediye seçimleri şimdi geliyor. Belediye seçimleri geliyor, değişmesi lazım. Sen kararını verdin mi? Kime vereceksin? Ben daha kararımı vermedim ama değişmesi lazım. Ne karar vereceksin sen de ya? Kararını ver artık ya. Artık şunun süresinde ne kaldı yani? Adayları biliyorsun değil mi? Adayı biliyorum. Mevcut belediye başkanı evet. Ali Nur Aktaş. Evet. Diğer tarafta Nilüfer Belediyesi'nin eski başkanı. Bu sefer gelsin, bu sefer diyorum. Diyorsun. Bu sefer gelsin. Çünkü diyorum. Diğer adaylar da var. Mesela evet, evet. eski AK Parti il başkanı var. Sedat evet, Yalçın. Evet. O da yeniden refahta. Evet, bu sefer bu sefer gelsin. İlk bir sefer gelsin. Nilüfer'i görüyoruz. İnsan kıyamıyor Nilüfer'e. Değil mi? Aynen öyle. Değişik olsun. Yani takım tutar gibi tutmayalım. Aynen öyle tutmayalım. Yani hangisi değişik, bir değişik olsun. Ama umudum yok diyorsun. Yok valla ümit yok. Yok valla ümit yok. Emekli misin? Emekli oldu, bir sene oldu ama. Ne kadar alıyorsun? 10 lira. Kimseye söyleme. Bize söylemiyoruz. Hadi söyleme ama kimseye söyleme. Tamam. Gel abicim sana teşekkür da söyle. Teşekkür ederim. Kimseye söyleme. Teşekkür ederim. Tamam. Nasılsın abicim? İyiyim abi. Duydun senden ben güle güle geliyor orada. Gülerek evet. geliyorsun. Emekli misin sen de? Yok değilim. Değilsin. Ben. Gençsin galiba. Gencim ya. Emekli olmaya da niyetim yok. Emekli olsan da çalışıyor zaten değil mi? Emekli olursan ayvayı yersin. 65 zaten. Yaşına kadar emekli olmaya niyetim yok. Yok zaten işte olsan da ayvayı yedin dediği gibi evet. Bilal abinin. Şimdi güzelim şey dedi ki Mehmet Şimşek tanıyorsun evet, Mehmet tanıyorum. İyi kim tamam. Mehmet Şimşek? Ekonomiden sorumlu. Maliyeden sorumlu. Ki onu Erdoğan daha önce kovdu. Tekrar evet. geri getirdi. Dedi ki 24, 25, 26'ya kadar hedefimizi tutturacağız dedi. Enflasyonda evet. ve işte ekonomide hedefler tutturulacak dedi. Bize güvenin dedi. Evet. Güveniyor musun? Ben neresine güveneceğiz ya? Abicim çok nankörsün be. Vallahi. Vallahi. Nankörsün ya kusura bakma. Onu getirene güvenmiyoruz. Ona nasıl güveneceğiz? Oo, sen de yani koskoca dünya lideri abicim. Ayrıyeten BOP eş başkanı. Güvenilmez mi ya? Ya BOP o kadar yol yaptı, köprüler yaptı, hastaneler, havaalanları. Niye babasının hayrına mı yaptı? Senin için yaptı, geçesin ya benim diye. Benim için niye yaptı? O parayı ben veriyorum. Niye? Yapmış da babasına işte hayrına yapmamış. Sen veriyorsun bir de onlar bir de şeye borçlu gidip giderken şey yapıyorsun değil mi? Tabii canım. Bursa'da burada devlet hastanesi vardı, kapattılar. Evet. Şehir hastanesine gidesin diye. Peki randevu alabiliyor musun? Alamıyor. Ne?
Yok, anlamadım, buraya gel, oradan sesin duyulmuyor. Yok yok, nerede oburan yok. Sesin duyulmuyor. Millet korkuyor, korkuyor. Herkesi sindirmişler. Herkes korkuyor. Çalışıyorsun. Ne kadar maaş alıyorsun? Ben şeyim, iş yapıyorum ama ben kendime çalışıyorum. Kendi yerim. Ortalama gelirim de yetiyor mu? Yetiyor. Ev kendinin mi? Ev kendim. Tamam, yani kira olsa biraz yok, sıkıntı olacak. Yok mu? Ama sonuçta dükkan için kira veriyorsun değil mi? Tabii. Teşekkür ediyorum. Evet. Gel abicim, sana da sorayım. Gel, çok teşekkür ederim. Saygılar. Hapşıracağım galiba abicim ya. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz abi, çok şükür. Mehmet Şimşek'i tanıyorsun. Evet. Ekonomiden sorumlu bakan. Sayın Erdoğan şeylerden getirdi. Evet. Önce kovdu. Evet. Dur, şuradan Bilal alsana şöyle. Şuradaki manzara kötü. Şöyle. Şeyden getirdi. Onu kovmuştu daha önce. Dedi ki ya gel dedi ya. Dedi ben Nas dedim olmadı dedi. Şu dedim olmadı. Ben dedi kitabını yazdım ama galiba problem var dedi. Onu getirdi. Mehmet Şimşek dedi ya. Bak şöyle dedi. 2024, 2025, 2026. Bak 4 yıl verdi. 24 içinde hedeflerimizi tutturacağız dedi. Bize güvenin dedi. Güveniyor musun abi? Ben güvenmiyorum niye abi. Niye be? Güvenmiyorum. Niye be abicim ben? Ben emekli oldum. Ağır işlerin inşaat sektöründe 26-27 yıl çalıştım. Aha. Aldığımız para bugün 10 lira. 10 lira? E tamam abicim abi. Ya. Allah neye Allah. Yarıyor? Neye mi yarıyor? Hiç vermesin. Hiç vermesin diyor. Hiç vermesin abi. Tamam. Bak geçen hiç vermesin. Hiç olmasa biliriz diyorsun. Ya tabii ki ya. Hani onların vicdanı bu kadar rahat ediyorsa hiç vermesin. Ama bir dakika. Bak abi ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Adam 65 yaşına kadar affedersin gezmiş, yemiş, içmiş, gençliğini harcayan vatandaş var. Benim memleketim değil. Ben Karadenizliyim. Atın sırtında affedersin yaylada rakılara götürmüş. 65 yaşına gelmiş. Hiç çalışmış. Ona 5000 lira yaşlılık maaşı veriyor. Ben 30 yıl çalışıyorum. Bakın abi. Şu kent meydanı inşaatını falan biliyorum. Ben inşaatçıyım, kalıpçı ustası. 30 yıl çalışıyorum. Bana sana 10 lira veriyorsun. Benim sırtımdan kesiyorsun. Eğer devlette 17 bin lira gösteriyorsun bana emekli maaşını. Bakın bunu dinlesin devletin yetkililer ya. Hani dinlesinler. Bana verilen 10 lira ya. 10 lira ya. 10 lira. 10 lira abi ya. Bir dakika, şimdi sen kalıpçı ustasıyım dedin. Evet abi. Evet. Ama bir de çalışıyorum, devam ediyorum. Gelir nedir be? İyi para alıyorlar kalıpçı ustaları. Abi şimdi o da vatandaşa 2000 lira diyorsa adamın parasını salıyor işçinin. Böyle bugün müteahhitte dört dörtlük değil yani. Onlar da yapıyorlar. 1500 lira veriyor adam ama o da bizi şey etmiyor yani. Ne diyorsun? Sağlam firmalar da parasına temiz olana 1500 lira veriyor. O da dört dörtlük her gün bulamazsın. Çoluk çocuk okuyorlar mı? Nasıl geçiniyor? Bir tane öğrencim var 18 yaşında abi. Okutuyorum. Bir tane de 23 yaşında var. Ya kira vermiyorum ama verenler vermiş olsam bu memlekette hiç durmam ben abi. Bak tabiyorum abi. Gençler ne yapsın, şöyle gençleri göstersene biraz. Allah bu gençlerin Allah yurt dışına gitmek istiyor bunlar. Abi, tabii ki. Abi beni alsalar ben de gitmek istiyorum ya. Yaşın kaç? Yaşım 49 benim. 49 gidersin, alırlar orada, inşaatçıya ihtiyaç var, kalıpçıya ihtiyaç yani. Var. Git bence. Hani bu nedir ya? Almanlar kollarını. Hele bu çocuklar, bunların gençler ya bugün bir alınan belli bir çocuğun kıçına girmiş oldu pantolon. Verdin mi daha önce oy bunlara? He? Verdin mi oy daha önce? Verdim abi. He. Verdim. Vicdan azabı çekiyorum ya. Allah'ım sen de vicdan azabı çekiyorsun? Vicdan azabı çekiyorum. Kimse uyarmadı mı seni be abicim ya? Kimse kandırdılar ya. Bak kandırıyor bunlar. 2023 bunlar. Gelsin dediler, size böyle çuvalla vereceğiz. İşte emekli maaşı 25 bin lira olacak. İşte şöyle, ya 25 yok bin abi dolar ya. Demişti. 25 bin dolar olacak demişti arkadaşlar. 2023'e geldi. Yani? Hedef 2025 dolardı. Şimdi ne kadar oldu? 13 bin. Oldu. Gördün mü? Yani. Gördün mü? Bak hareket çekiyor. Ya ayıp Bilal. Ayıp. Yani gerçekten abi işler acısı ülkenin hali. Doğru ne diyeyim yani? Abi gezemiyoruz ya. Abi çok acısı. Bak abi ben emekçiyim. Ben çalışıyorum abi. Niye çalışıyorsun? Okusana. Abi okuyarak çalışıyorum. Ben çıraklığa evet, gidiyorum 7 bin lira etmiyor. Hem çalışıyorsun. Vallahi evet abi. Yetmiyor ki mecbur çalışıyoruz. 15 abi. Yayınlayacağız ya. 15 abi. Sonra aileniz sorun yok abi, çıkarır mısın? Benimki 16 abi. Abi valla okulu bıraktık, mecbur çalışacağız. Okulu bırakma. Okulu bırakmak yok. Para kazanamıyoruz abi. Bak giyinemiyoruz abi. Giyinemiyoruz. Nasıl giyinemiyorsun? Üzerinde var bak. Abi bunlar daha ne zamandan kalma. Saçım var, dişlerim var. Abi 12 ayın 12 ayıyla bunu giyiyoruz. Bunları giyiyoruz abi. İşimizde okulaymıyoruz abi. Abi bak bunları hiç üstümüne indirmiyorum ben. İyice kalmıyor abi. Parfüm sıkıyor, geziyor. Bak bunlar beleş mesela. Beleş mi? Evet abi. Indira Gandhi değil mi? Evet abi. Indira Gandhi. Indira Gandhi abi. Abi çalmaktan başka hiçbir şey kazanamaz. Çalmazsan kazanamazsın abi. Başkanların yaptığı gibi. Evet abi. Bak çocuğa bak, görüyor musun? Abicim ya sen onları mı örnek alıyorsun? Abi onlar çalıyor bak şu an ne kadar paraları var. Adamlar çararak.
He? Elbise saygı mı çalıyorum? Evet abi. Nereden, camiden mi çalıyorsun? Yok abi, binalarda. Ya. Kendi parasıyla alıyor. Bak şeyler izliyorlar ha, bak emniyet abi izliyor ya. Bunları polis. Abi. Ona göre. Yok. Abi mesela kazanamıyoruz abi, ben 7000 örnek veriyor. Hani yukarıdakiler şey yapıyor abi, örnek veriyor, anladın mı? Biz kazanamıyoruz kendisi abi, 7000 lira maaş alıyorum yetmiyor abi. Kendisi yapmıyor abi. Yukarıdakilerden örnek veriyor. Tamam. Sakın yok çalmak. Yok abi yok. Abi, yol, Allah bizi o yola düşürmesin abi. Ama kimse kazanamıyor abi. Şu manzara bak ne güzel abi. Ne yazıyor orada? Oku bakayım. Bursa'yı gerçekleştireceğiz. Bursa için gerçek abi. Bir daha oku, bir daha oku. Bursa içini gerçek. Bursa için gerçekleştirecek gerçekten. Oğlum ben daha okuyamıyorum. Abi doğru bak. Söyle söyle sen söyle. Bursa için gerçek bile diyecek. Daha öncekiler sahte miydi? Sahteydi abi bence ya. Demek ki dedik. Gerçek. Gel abicim bak böyle gel. Belediyeliklerine göre gerçek değildir gerçek, abi. Gerçek. Yani insan belediyeciliği, ya sahte belediyecilik mi var? Bugüne kadar AK Parti'nin, tamam abicim çok teşekkür ederim. Bugüne kadar yaptıkları sahte miydi? Abi. Şimdi mi aklına geldi gerçek belediyecilik? Yani, evet abi. Teşekkür ediyorum çocuklar. Rica ederim. Sorayım mı ablacığım? Sana sorayım abicim. Gidişat soruyorum. Nasıl gidişat? Gidişat çok kötü. Kötü mü? Evet çok. Abi nankörlük etmeyin ya. Biraz şükredin be abicim ya. Şükrediyoruz. Şükür nereye kadar şükredeceğiz? Değil mi? Evet. Nereye kadar yani? Şimdi Mehmet Şimşek'i tanıyor mu? Bakan bu ekonomiden. Dedi ki hiçbir şey anlamıyor. Bizi tutturacağız dedi. Bize güvenin dedi. Ya boştur onların hedefi medefi ya. Güveniyor ya, musun? Ya Allah'tan başka hiç kimseye güvenmiyorum. Güvenmiyorum artık. Yani değişmeli artık. Sorayım mı abi? Değişmeli mi diyorsun? Değişmeli. Yeni seçim yaptık. Devam değişmeli. Abi. Kökten değişmeli. Kökten. Kökten. Evet. Sana sorayım abla. Millet herkes biliyor kendi yanına, ben karışmadım. Ben karışmadım. Millet herkes zaten kendini bilen insan biliyor artık neye karışacağım. Ama dedi ki Bakan Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu. Dedi güvenin bize dedi ya. Güvenin. 2026'ya kadar hedeflerimizi tutturacağız dedi. Tamam işte millet de güvense. Güven var mı? Ben hayatta. Kayıtta mısın? Bursa Sporlu kardeşime sorayım. Bursa Spor'u sormuyorum ama. Tamam. Zaten Bursa Spor'u sorulacak hali kalmadı ya. Vallahi billahi ya. Ekonomi. Bakan var, tanıyor musun Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu? Evet. Dedi ki 2024, 25, 26'ya kadar hedeflerimizi tutturacağız dedi, enflasyonda işte ekonomide. Bize güvenin dedi. Güvenelim mi? Güvenelim. Ha. Olur mu, düzeltir mi? İnşallah düzelecek inşallah. İnşallah ama bugüne kadar düzeltemediler ya. Mesela bu Mehmet Şimşek'i Erdoğan daha önce kovdu biliyorsun değil mi? Kovmuştu. Ya. Dedi ki sonra gel ya dedi, geri gel. Patron nasıl bir işçi gönderiyor? Zamanı tekrar çağırıyor. Ama bunlar işçi değil ki be abicim. Koskoca ekonomistler bunlar ya. Hepsi bu hükümetin, bu devletin elemanı. Elemanı. Yani bugün Tayyip olur, yarın Ahmet olur. Kolay gelsin. Her şey zamanı değişir. Nasıl gidişat ekonomi? İyi olacak inşallah. Yok, şu anda nasıl? Ya şu anda hemen bu siri denek yok ki hemen bir an önce hemen iyileşsin. Abicim 24 yıldır, 23 yıldır yönetiyorlar ya. Şimdi bak. Siri deneyi kalmadı ki bunun ya. Değnek hep diyor ki vatandaş barları bize giriyor diyor o değnek diyor. Şimdi bir grip olsan 4 gün sürüyor iyileşmesinden. Abicim 24 yıl. 23, 24 biraz yanlış oldu. 22 yıl, 23 yıl. Ama biz 16 sene rahat bir ekonomi vardı. Dedik mi? Rahattık. Onun şeyleri mi diyorsun? Ya yediğin hurmalar gün gelir bilmem ne tırmalar demişim. Ya, onu mu yaşıyoruz yoksa? Her yüzyılda bir kıtlık olur. Her yüzyılda bir. Ama niye Gavur'da olmayan bizde oluyor ya? Biz öyle zannediyoruz. Onlarda var mı? Onlarda var da tabii, mı? Var. Kötü deme Batı, Almanya her taraf kötü. Her taraf kötü. Almanya kötü diyorsun. Her taraf kötü. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Onu ama görüyor işte. Şeyde internet aleminde görüyoruz. Ya bak şimdi. Benim orada Almanya'da da, İngiltere'de de, Amerika'da da. Ben yurt dışında yaşadım 2 sene İsveç'te de. Orada kayınçolarım var. Konuşuyorum. Evet. Hiç öyle demiyorlar. Abi sen o zaman ne yapıyorsun burada? Ne? Sen ne yapıyorsun o zaman burada? Benim vatanım ya burası. Ha işte. Gurbetçilerin bak kötüyse niye gurbetçiler gelmiyor buraya? Abi geliyorlar. Geliyorlar. Yani dönüş yapmıyorlar geliyorlar. Ya. Benim bak benim Fransa'da bir tane abim var. Ha. Her sene geliyor. Tamam. Sanma kötüyse geliyor. Niye gelmiyor? Kesin dönsün her sene bak. Her abi sene herkesin bir yaşadığı bir şey var. Hani şöyle. Ama dedim ki kötü bir, ya o yüzden eziyet çekmesinler o yüzden ya, dedim ben. Eziyet değil ki hani şöyle. Adam mesela işi gücü var bırakamıyor. Bırakamıyor o yüzden. Çocuğu var, tombala var, hepsi var. Düzenini kurmuşlar. Herkes düzeni tabii var. Tabii ya düzenini kurmuşlar abicim o yüzden gelemiyorlar. Biz de burada konuşuyoruz ya vallahi ya. Değil herkes işini düzenini yapıyor. Kurmuşlar o yüzden gelemiyorlar. İnşallah yani, güzel olacak. Her inşallah, şey güzel olacak. İnşallah. İnşallah her şey çok güzel olacak da inşallah deyince oluyor mu? İnşallah Allah'ın kelamıdır. Tamam da işte öyle deyince düzeliyor mu? Onu diyor. Düzelecek umudumuz tamam, var. Tamam. Teşekkür umudumuz ederim. Var. Ne iş yapıyorsun? Ben ayakkabıcıyım. Ayakkabı? Şeyde mi? Genç Osman'da mı? He. İşler nasıl? Arkadaşı hatırlatır mısın? 2023'te de güzel oluyor. Tabii yok yok. O abi. Ya Bilal Allah aşkına. Düzelecek ya. Çocuğu, arkadaşım Bursa Sporlu kardeşimin umudunu kırma. 5 liraydı şimdi 17 bin lira. Sen kendi yerin mi? Yok.
Elemanım. Elemansın. He. Elemanım. Ama yani iyi diyorsun işler. İnşallah iyi olacak. Umudum İnşallah iyi olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol güzel ben kardeşim. Teşekkür ederim. Dikkat et kendine. Sağ. Dikkat edelim de Bursaspor gibi düşmeyelim ülke olarak, ekonomik olarak. Bursaspor kim düşürdü? Kim? Kim düşürdü? Söyle sen söyle. He? Kim? Ben sana soruyorum. Ben biliyorum. Siyasetçiler. Yok. Recep Altepe girdi. Yok. O girdi, yok, bu girdi. Yok. Kim düşürdü? Kim kendimiz. Düşürdü? Kendimiz. Sen itiraz... Sahip çıkamadık. Ülkemize sahip çıkarsak düşmeyiz diyorsun. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Abicim merhaba. Merhaba abicim. İyi misin? Sağ olun, siz nasılsınız? Hayırdır böyle çoluk çocuk alışverişten mi geliyorsunuz? Vallahi yıllarımın birikiminle bir şeyler almaya çalışıyoruz bayram gelmeden. Yılların birikimi derken? Tabii. Şimdi farkındaysanız zaten seçim yaklaşıyor diye. Evet. Ateş pahası olacak her şey. Olacak mı, oldu mu? Daha sonrası da var. ÖTV'ler, evet. ÖTV'lerden şu an ÖTV'lerden düşürerek gidiyoruz zaten. Tamam. Ama araya gireyim. Tabii. Kusura bakma lütfen. Şimdi Mehmet Şimşek'i tanıyorsun. Evet. Maliyeden sorumlu ekonomi bakanı. Evet. Sayın Erdoğan onu yurt dışından getirdi. Gerçi ona, daha önce göndermişti ama. Bakarsanız eski şey de var. Eski Afize Gaye Erkan da yurt dışından geldi ama 9 ay bile sürmedi. Farkındaysanız. Ama bakan hala devam ediyor. Evet. Neyse. Açıklama yaptı, konuşma yaptı bir yerde Sayın Mehmet Şimşek. Dedi ki 24, 25, 26'ya kadar hedeflerimizi tutturacağız dedi. Ama 24, ama 25, ama 26 hangisi olursa bize güvenin dedi. Şimdi şöyle 2002'den beri zaten bunlar... Sürekli hedef tutturuyoruz. Tabii 2002'den beri biz şahlandık zaten. Şahlandık mı? Oo, acayip şahlandık ama farkında değiliz hiçbir şey. Orada da şahlandık galiba. Tabii. Hızlı farkındaysak uzaya bile çıktık ama hiçbir faydası yok bize. Niye ya? Abi ya, gurur duyuyoruz ya. Ya gurur duymak ayrı bir yerde. Şimdi şöyle, vatandaşın bu kadar kötü durumdayken milyon dolar verip uzaya çıkmanın bir anlamı yok bence. Anlamı yok diyorsun. Ya şimdi o da olsun. O da olsun. Uzaya da çıkaralım. Olmasın demiyoruz. İHA'da olsun değil mi? SİHA'da olsun. Hepsi olsun. Kaan da yapalım, uçak da yapalım da bir vatandaşın da durumu iyi olsun ya, değil mi yani? Tabii. Şimdi çıktığınız zaman bakmayın, biz iki kişi çalışıyoruz. Evimiz kira değil, zamanında yatırım yapmıştık. Evler aile ucuzken. Aile burada Bilal, göster. Korkmayın ya. Öyle mi? Gelin yani, nerede? Tamam. Zamanında yatırım yapmıştık. Evler, daireler ucuzken ev almıştık. Şu an ateş pahası. Ne iş yapıyorsun abicim? Ben mekanik teknisyeniyim. Mekanik, iyi o zaman. Biraz evet. Gelirim falan. İyi. Çok şükür. Ha? Ama herkes, sendeki olanaklar yoksa herkes de o zaman. Şimdi o değine de, o konuya da değinelim. Ben mesela şu an işimden birkaç aydır ayrıyım. İşçisin şu an. Sendikadan dolayı. Ha. Sendikalaşma olduğu için sendikadan dolayı bizi çıkardılar iş yerinden. O da bizim isimlerimizi vermişler. İsimleri verdikleri için de 9 kişiyi çıkardılar. Şu anda mücadelemizi veriyoruz çok. İşçisin şu anda yani. Tabii. İşçisin. Peki nasıl geçiniyorsun abicim? Sendikalı olduğunuz için işten atıldınız. Tabii. En yasal hakkım, anayasal hakkımı ben kullanmak istediğim için beni. Hı. Yani bu ülkede en doğal hakkını kullanmak istediğin için seni işsiz bıraktılar, yani dışladılar. Senin yanında kim olması gerekiyor şu anda? Benim yanımda, benle birlikte... Siyasi irade. Hükümet. Yanında mı? Değil. Benim her zaman karşımda oldu ki zaten. Ne İşçinin zaman yanımda? Karşısında. Tabii. Emeklinin karşısında. Memurun karşısında. Tabii, ben şimdi mahkemeye verdim, bekliyorum. Sürüyor. Hangi fabrika? Şeyde, bu Bandırma'da. Bandırma. Bursa'da değilsin sen. Bandırma'da ikamet ediyorum ben. Çelebi Bandırma Limanı'nda. Mekanik teknisyeni görevindeydim. Peki bu Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklama sonunda diyor ki bize güvenin diyor. Güveniyor musun? Vallahi ben babamdan başkasına ya da güvenmiyorum yani. Babama da bazıları demiş ya, babama güvendim. Biliyorsun. Aynen. O yüzden buraya güvencin abi. Buradan başkası yalan. Sen kendine diyorsun. Aynen. Kendine. Senin iraden çocukların değil mi? Allah bağışlasın. Çocukların geleceği... Allah razı olsun. Bunların geleceği karanlık zaten abi. Ben gelecek göremiyorum bu çocukları. Bu çocukları Allah sonuna... Sen Bandırma'da oy kullanacaksın o zaman. Bandırma'da oy kullanacağım. Kararını verdin mi? Kime vereceksin? Biz Atatürkçüyüz abi. Ben elhamdülillah. Daha önce vermedim diyorsun. Ben değilim aslında. Ben kuzenim. Sen nesin? Kuzenim aslında. Ha, sen rahatsız oldu. Olsun. Ben diyor oğlu değilim, kuzeniyim diyor. Senin kuzenin. Tamam, olsun. Adın ne? Buğra. Senin? Uras. Büyüyünce ne olacaksınız? Pilot. Sen? Vallahi hedefim yok daha. Daha hedefin yok. Daha belirleyemedik çünkü hükümet kendini belirleyemedik. Neden böyle bir kararsızlık ve şey içerisindesin, belirsizlik içerisindesin? Ne yoksa anlıyor, bilmiyorum. Ama vardır ya bir idealin falan, hayalin böyle. Mesela bak, pilot olacak Buğra, uzaya gidecek değil mi? Evet. Kimdi uzaya giden astronotun adı? Alper Gezer abi. Gezer abi. Gurur duyuyoruz. Olsun, yine de gurur duyalım. Ama dediğine katılıyorum.
Yani 55 milyon dolardı değil mi? Evet. 55 milyon dolar para harcandı onlarla depremzedelere ev de yapılabilir. Bir de farkındaysanız seçim herkes seçim için burada koşturuyor. Bir sürü masraf sen bunu vatandaşlarına niye harcamıyorsun ki? Senin bayrağını burada sen bana bayrak dağıtsan ne olur ya da şuralara bayrak atsan ne olur yani? Ama Sayın Erdoğan bağımsız olması gerekirken miting şehir devletin helikopterleriyle dolaşıyor. Ya bu haram değil mi ya? Haram abi. Bu hakkı değil mi abicim ya? Hepsi abi. Ve AK Partililer hala alkışlıyor abicim. Alkışlıyor. Haramı alkışlıyorlar ya. Şimdi sen her konuda dini kullanırsan yani biz kalkanımız din olmuş ama kalkanın arkasında ne yaptığımız belli değil. O yüzden bir sürü... Kalkan değil bence sermaye. Bilmiyorum artık ben kalkan diyorum yani onun arkasına sığınmışlar. Anladım teşekkür Herkes ederim. Herkes bu kalkanın arkasında. Teşekkür ederim abi. Gel İş... abicim öyle selam vermek de olmaz gel soralım. İşine soralım. Gelmeyen gel. İşine gelmeyince şimdi konuşma yapılıyor. Maddi yönden konuşuluyor değil mi? Aha. Çıkıyorsun herkesin durumu çok iyi. Ama konu birden felsefeye geçiyor. İşte dine geçiyor. Anladım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Abicim nasılsın? İyi misin? Sağ ol teşekkür ederim. Mehmet Şimşek'i tanıyorsun. Sokaktaki adam. Evet. YouTube sokaktaki adam. Evet iyice doğru. Mehmet Şimşek dedi ki 24-25-26'da ekonomi enflasyon dedi. Hedeflerine ulaşacağız dedi. Bize güvenin dedi. Evet. Güveniyor muyuz? Güveniyoruz. Yapacaklar evet. Değil mi? Yapacaklar. 20-21 yıldır olmadı ama bu sefer yapacaklar. Yapacaklar bu sefer. Niye bugüne kadar olmadı abi? Bugüne demek ki engel varmış. Kim engelledi ne ya? Ne bileyim yani o herkes kafana Allah göre konuşuyor. Ben de çok merak ediyorum. Kim engelledi acaba ya? Oysa Sayın Erdoğan'da o kadar yetki var ya. Doğru. Güçlü. Ne yaparsa yapar. Değil mi? Her istediğini yapar. Yapar. Peki niye enflasyonu düşüremiyor demek abi? Demek ki geriden bekletiliyor. Ha arkadan. Arkadan bekletiliyor. Hele bakalım sonuç. Sonuç da bu adam yapsın. Ha? Ekonomi nasıl abicim? Bu ekonomi kritik zor. Kritik değil mi? Kritik. Neden acaba? Çok zor. Suçlusu kim? Çok zor. Şimdi baş yok. Baş yok. Baş yok. Peki niye şimdi yok başa baş boş abi? Gidiyoruz. Başa boş gidiyoruz. Başa boş gidiyoruz. Ama biz eskide her yıl başı gelirken o zaman zamları bekliyordu. Gece yatarken sabah kalktı mı abi. Hemen kim yapıyor bunları ya? Demek ki baş yok. Baş yok. Baş ama var ya Erdoğan var ya reis dünya lideri. Ama ya. Var yapmıyor. Dünya lideri. Gücü var değil mi düzeltebilir istese. Düzeltebilir. Yaparsan. Niye yapmıyor abi? Demek ki bir şey düşünüyor artık. Bir şey var ne? Bildiği bir şey var diyorsun. Evet. Emekliyi düşünmüyor diyorlar sen emeklisin. Yok. Değil misin? Yok. Allah'ım niye bu kadar yok. Kaldın ya sen? Yok ben memlekete kaldığım zaman Erzurumluyum. Memlekete kaldığım zaman yok Kürdüm. Orada kaldığım zaman. Şu anda oradan buradan inşaatta. Ya var ya yok. Vallahi. Keyfim iyi diyorsun. Çocuk büyüdü. Doğrudur. Doğru tamam. Sana o zaman her şey güzel. Teşekkürler. Kendine, sağ olasın. Saygılar teşekkür ederim. Arkadaşlar röportajı Erzurumlu abimizle bitirdim. Mehmet Şimşek'in yaptığı kafa karıştırıcı bir açıklama vardı. Bir konuşma vardı daha doğrusu. Murat Kurum'un bir tanıtımı ile ilgili İstanbul'da yaptığı konuşmada dedi ki enflasyonla ilgili bu ekonomik kötü gidişatla ilgili hedeflerimize bakın çok enteresan 24, 25, 26'da tutturacağız dedi. Bize güvenin dedi. Güvenin dedi bize. Bilmiyorum siz güveniyor musunuz? Yorumlara yazarsınız. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.